Aspor ekranlarından herkese merhaba. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Derbi heyecanıyla karşıladık sizleri. O gün Şahinoğlu ve Burak Kural'la birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Sen? İyi olmaya çalışıyoruz. Dün maalesef acı haberler aldık. Evet, maalesef. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kederli ailelerine de sabır diliyorum. Milletimizin, hepimizin başımız acısı. Başımız sağ olsun. Evet, biz de dün gece paylaşmıştık. Maalesef akşam saatlerinden beri üzgünüz bu haberden ötürü. Bir kez daha bütün şehit yakınlarına başsağlığı dileyelim. Tabii hepimizin başı sağ olsun. Tekrar onu söyleyelim. Derbi heyecanıyla karşıladık dedik izleyicilerimize. Evet. Yarın oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşarak başlayacağız Spor Ajansı'na. Ama gelin önce bir maçla ilgili notlarımızı bakalım. Haberimizi getirelim ekranlara. Sonra da sohbete başlayalım. Daha da detaylandıracağız tabii ki bu notları. Bilgilendireceğiz sizleri evet. Son durum hakkında. Ama ben konuklarımın derbiyle ilgili öngörülerini, düşüncelerini merak ediyorum. Burak Kural'la başlayacağım. Şimdi dün gece de söyledim. Tarihte çok nadir denk gelinecek bir şey bu. Üst üste iki takımın da karşı karşıya gelmesi. Öncelikle sonra da Süper Kupa'da. Evet. Çok kısa süre sonra mücadele edecekler. Bağlantılı maçlar olacak aslında o açıdan. Tabii. İlki bir lig maçı. Tabii ki tansiyonu yüksek olacaktır. Olumlu anlamda da inşallah olumsuz anlamda olmaz tabii ki. Sen neler bekliyorsun Kadıköy'de? Tabii söylediğiniz gibi üst üste iki tane maç olması bir de sezonun sonuna denk gelmesi de ayrı oldu. Artık hem yük bindi oyunculara hem yorgunluk var. Hem fiziksel hem mental. Onlar da bir an önce araya gitmek istiyorlar. Çünkü çok sert geçti bu sezonun ilk devre. Özellikle iki takım için. Diğer takımlar kopsa da Fenerbahçe ve Galatasaray kafa kafaya gittiği için hiçbirinin hata yapmaması gerekiyor. Çünkü arka tarafta hata yapmayan bir rakiple karşılaşıyorsunuz. Şimdi müsabakanın tabii psikolojik tarafı var. Ama ben biraz daha oyuncu ve taktiksel bazda girmek istiyorum. Hı hı. Şimdi iki tane önemli eksik var. Galatasaray ve Fenerbahçe'de birer daha doğrusu. Hani evet. Farklı bilgiler varsa biliyorsunuz her gün update oluyoruz. Onu da ekleyebilirsiniz. Fenerbahçe'de Fred'in oynamaması. Evet. Ya Fred geldiğinden beri söylüyorum takımın yarısı bence. Hatta ilk maç söylemiştim bu şekilde olacak diye. Sonrasında da gördük. Çok önemli. Neden önemli? Hem özellikle geriden oyun kurulumunda çok kritik bir isim. Hem de topun o sirkülasyonu. Şimdi kapalı defansları açmakta. O topun sirkülasyonunun hızlı olması lazım. Bunu çok rahat yapabilen bir oyuncu. Ve pas destek oyunu da pası verdikten sonra hemen pozisyon alıyor. Hemen desteğe gidiyor. Yani çok evet. Ekstra bir şekilde. Noktada Fred'in olması ve üçüncü bölgede de çok çabuk oynuyor. Mesela Cengiz Ünder'in golünde pas öncesi, asist öncesi pas onun sanıyorum. Evet. Ya da direkt asist onun çok çabuk oynuyor. Hemen görüp oynuyor. Topu almayla ayağından çıkarma süresi çok kısa. Bir tanesi Fred'in. Batshuayi attı bir pastı. Aynen. Direkt merkezden bravo. Savunma arkası. Bravo. Yani çok, kaçırdı. Bravo çok net. Artı savunmada da interception dediğimiz çok iyi pas araları. Pas aralarını çok iyi kapatıyor. Kazanıyor çabuk oynuyor. Çok önemli bir isim. Ama şunu da söylemek lazım. Fred Manchester United'da nasıldı, Premier Lig'de nasıldı çok hatırlamıyorum ama buraya geldi özellikle son o oynadığı dönemden yani sakatlanmadan önceki bir iki hafta ve döndükten sonra inanılmaz itiraz ediyor hakemlere. Yani bunu evet. Biraz daha yönetmesi gerekiyordu. Ha, doğru karttır değildir, küfür vardır yoktur onları tartışmıyorum bilmiyorum çünkü ama gördüğümle ilgili. Yusuf Kenan'ın bizimle dün gece paylaştığı bilgi yani kendi dudak okuduğu kadarıyla da söyledikleri var ama bilgi olarak söylediği orada bir stupid kelimesinin çıktığını duymuş, öğrenmiş yani. Okay. Bir de kulübün herhangi bir açıklama yapmaması sebebiyle de aslında hani oyuncu tarafında bir hata olduğu biraz ortaya çıkıyor. Onu söylediyse, düşündürüyor. Onu söylediyse bu seviyeler zaten cezası belli. Dolayısıyla şöyle bakmak gerekiyor. Fred'in de bunları yapmaması. Zaten oynamadın. Sen oynamayınca takımın ne kadar zor duruma düştüğünü de gördün. Ya bu sezonun en önemli maçı. Çünkü bu sezon iş derbilerde bitecek gözüküyor. Yapmaması lazım. Neyse dakika 90+3 nabız yüksek diyelim geçelim. Biraz da Mert Hakan Yandaş'ın gazı. Yani ona da hiç girmek istemedim ama işte maalesef. Yani orada Mert Hakan'a çok Mert tepki var zaten. Maalesef. Yani burada vurun abalıya durumuna getirmek için söylemiyorum bunu. Ya hakikaten öyle yani. Niye geriyorsun ki o kadar takım arkadaşlarında? Yani gerek yok ama günün sonunda da hani Fred'in bunu yapmaması gerekiyor. Tabii. Galatasaray'da da Sanchez'in eksikliği önemli. Bunu da taktiksel olarak da şöyle söyleyebiliriz. Şimdi Galatasaray'ın birazdan açıklayacağım. En önemli bu maçtaki argümanı ön alan baskısı olacağını düşünüyorum ben. Ön alan baskısı için de çabuk stoperlerin olması lazım. Sanchez de bu ligin en çabuk stoperlerinden biri. Şimdi hem alanı daraltmada hem de
arkaya atılan toplarda mesela Cengiz Ünder oynarsa sprinter bir oyuncusu var Fenerbahçe'nin olacak. Arkaya atılan toplara yetişmede biliyorsun önde kurduğunda yaklaşık 55 metre kaleye bir uzaklık oluyor. Onun savunmada arka tarafı süpürmede çok önemli bir isim. Yani Victor Nelson onun gibi o görevi yapamaz. Dolayısıyla o anlamda Sanchez'in eksikliği artı Fenerbahçe önde kurarsa savunmayı şu biliyorsun Abdülkerim'i önüne bir oyuncu verecek. Diğer stopere yönlendirme yapacak. Yani Nelson'a top almasını yapacak. Biliyorsun Galatasaray'a karşı hep bu kurgu yapılıyordu. Önceden Marcao vardı biliyorsun. Nelson'u kapatıyorlardı. Marcao'yu kapatıyorlardı. Nelson oyuna girsin diye. Şimdi sen Abdülkerim'i kapatsan da Sanchez topla oyuna girebiliyor. Onun için çok önemli. İkili tehdit yani Sanchez. O ikisinin olmaması tabii ki iki takım içinde sıkıntılı. Taktiksel olarak da şuna gelelim. Çok uzatmayayım. İkinci dönemde devam edelim. Daha vaktimiz var. Evet, o gün Şahinoğlu'nu da hakkından almayayım ama İşte. Şimdi Galatasaray dediğim gibi en önemli argümanı bu maçta ön alan baskısı olması lazım. Hatırlayalım. Bayern Münih'i bile çıkarmadı bu takım. Yani Bayern Münih 45 dakika Samyen'deki maçta çıkamadı. Dolayısıyla iyi çalışıldığı vakit, iyi konsantre olunduğu ve motive olunduğu vakit tabii ki Samyen'deki kadar motive olamazsın Kadıköy'de. Orada müthiş bir seyir desteği var. Bunu uygulayabilirse Fenerbahçe'nin yumuşak karnı kendisine ön alanda pres yapılması. Çünkü ne geriden oyun kurabilecek oyuncuları var şu mevcut şeyde Ferdi hariç. Ne bağlantıya gelebilecek Fred gibi bir oyuncu var. Ne de uzun vurduğunuzda arkaya sprint atacak oyuncunuz var. Dolayısıyla Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı yapması gereken iyi bir ön alan savunması, rakibi çıkartmamak, sürekli topa hakim olmak. Öbür tarafta ise Fenerbahçe'ye döndüğünüzde de Fenerbahçe'nin de bence hiç geriden oyun kurmaya denememesi, o baskı üzerine çekmemesi. Çok özür diliyorum senden. Bir son dakikamız var. Tabii teknik direktör arayışları var Beşiktaş'ta. O gün seninle de yayındayız. Pek çok aday konuşuluyordu. Hepsini anlatacağım. Evet. Hepsi şey gelince. Hemen paylaşalım. 1,5 yıllık sözleşme teklif edilmiş Bruno Genesio'ya. 3 yıllık kontrat istemiş. Furkan Yıldız telefon attığımızdaymış muhabirimiz. Son bilgileri o zaman kendisi bizimle paylaşsın. Furkan merhaba. Melike, iyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Büyüklerime, abilerime de selamlarımı gönderiyorum. Bizden de selam. Bizden de sana selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Evet Furkan, son dakika haberi senden geldi. Bizle ayrıntıları paylaş. Tabii Bruno Genesio Beşiktaş'ın transfer listesindeki, daha doğrusu teknik direktör adayları listesindeki isimlerden birisiydi. Fransız teknik direktörü 57 yaşında Melike. Son olarak da Fransa Lig 1 ekiplerinden Ren'i çalıştırmıştı Bruno Genesio. Aslında Beşiktaş yönetiminin mevcut yönetiminde listedeki en çok istediği isimlerden de birisiydi. Bunu da belirtmek lazım. Bruno Genesio Beşiktaş kulübüyle yapmış olduğu görüşmede Beşiktaş'tan 3 yıllık bir sözleşme talep etti Fransız teknik direktör. Fakat Başkan Hasan Arat'ı 1,5 yıllık bir görev süresi, 1,5 yıllığına göreve gelmesi sebebiyle şu an için ilk aşamada aslında sadece Genesio üzerinde değil, görüştüğü diğer teknik direktörlere de 1,5 yıllık sözleşmeler üzerinden yaklaşıyor. Taraflar bu konuda sözleşmenin, daha doğrusu Bruno Genesio'nun sözleşme talebinin uzun süreli olması ve biraz maliyetinin de Beşiktaş'ın beklentilerinin üzerinde olması sebebiyle şu an için Bruno Genesio konusu Beşiktaş'ta bu anlaşma şu aşamada zora girmiş durumda. Şunu da belirtmek lazım. Tabii Bruno Genesio listedeki tek isim değil. Beşiktaş'a sunulan, Sayın Hasan Arat'a sunulan farklı isimler, farklı opsiyonlar da var ama şu aşamada hem Beşiktaş'ın takımın içerisinde bulunmuş olduğu olumsuz durum hem de yüksek maliyetler sebebiyle şu an için Beşiktaş kulübü herhangi bir yabancı teknik direktörle olumlu anlamda belli bir aşamaya gelebilmiş değil Melike. Henüz bu noktada bir olumlu gelişme yok. Bir önemli isim de belki bu isimler arasında Andre Breitenreiter, Alman teknik direktör. Yine Sayın Hasan Arat'a sunulan isimlerden birisi Andre Breitenreiter. Ama bu noktada da Andre Breitenreiter'i isteyen tek takım Beşiktaş da değil. Kosova milli takımı ve Almanya'dan Hamburg'la Köln Andre Breitenreiter'e ilgisi olan diğer ekipler. Ama hoca, Alman hoca bu tercihler arasında Beşiktaş'a gelmeyi istiyor. En sıcak baktığı takım şu an için Beşiktaş.
şu aşamada henüz net bir ifade kullanmak doğru olmaz belki ama Andre Breton Reiter konusunda ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde hatta daha olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bir de Beşiktaş taraftarının yine merak ettiği bir konu. Ek bir parantez açmak gerekirse eğer, her geçen gün Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu konusunda Sergen Yalçın ismi de yönetim kurulu içerisinde daha güçlü zikredilmeye devam ediyor. Bunu da Beşiktaş taraftarına belirtmekle fayda var Melike. Yıldız, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Hemen biz tabii derbiye bir virgül koyalım bu konuyu. Son dakika gelişmemizi konuşalım. O günde de çok not olduğunu biliyorum. Furkan'ın anlattıklarından devam et istersen. Biraz konuşalım. Şu bir gerçek, Hasan Arat'ın, Beşiktaş Başkanı'nın yabancı hoca istediğini biliyoruz. Ama Furkan'ın anlattıklarından anladığım kadarıyla da mevcut ekonomik şartlar buna çok elverişli değil. Ne olacak peki? Yani istekler elbette fazla olacak. Sözleşmenin 3 yıllık hemen olması, ücretin yüksek olması, bunların hepsi eli zorlaştırıyor. Keşke tek sorunu olsa, yani asıl en büyük sorunu söyleyeyim, Beşiktaş'ın albenisi kayboldu. Tabii. İki haftadır Beşiktaş'ın maçlarını takip eden yabancı teknik adamlar var. Görüşülen, Beşiktaş'ın durumunu analiz edebilmek için Beşiktaş'ın maçlarını takip eden teknik adamlar var. Alanya Spor maçı sonrası iki tanesi telefon açıp ilgili kişilere, aradaki kişilere, ya bu takım kariyerime zarar verir diyen hocalar var. Yani, yerli, yabancı. Yabancı. Yerli yok değil mi piyasada? Ama mesela ben yerli olarak da, yerli hoca olarak da dün gece de söyledim yani çok camianın içinden çıkmış bir hoca içinde çok büyük risk. Şu an zaten yerli konusunda söyleyeyim. Yani yabancı teknik adam, istenilen yabancı teknik adam, Sayın Hasan Arat'ın önceliği ve arzusu bu yönde. Zaten yerli olarak konuşulan kimse yok ki. Sadece Sergen Hoca var. Evet. Yok. Ya başka bir alternatif de yok bu arada. Yani ikinci bir isim yok yanına. Sergen Hoca. Orada odak noktası Sayın Hasan Arat'ın yabancı kaliteli bir teknik adamı takımı emanet edebilmek. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın son yıllarda yaşadıkları ve özellikle bu sezon üst üste gelen bu değişim, dönüşümler, kötü sonuçlar, oyuncu grubunun durumu bu A sınıf teknik adamları ürküttü. Çünkü Şenol Hoca gitti. Burak Yılmaz teknik sorumluluk. Hadi belki oraya dikkate almıyor o teknik adamlar. Arada geçiş diyorsun. Rıza Hoca'yı da gönderdi bu takım. Şimdi dördüncü gelecek. Şimdi bunu dikkate alıyorlar. Kadro ciddi sıkıntılı. Kadro transferle bile toparlayacak gibi değil. Albenisi kayboldu Beşiktaş'a. En ciddi sıkıntı bu. Avrupa'da bundan 3-4 sezon öncesine dönseydik değil mi hocam? Şampiyonlar Ligi'nin o ardındaki sezonlara dönseydik Beşiktaş'a birçok teknik adam, böyle kaliteli teknik adam diye nitelendirdiğimiz isimler teknik adam olarak gelmek isterdi, arzu ederdi. Evet. O sezonların devamında. Ama yıllardır Avrupa'da başarısız bir Beşiktaş var ve üzerine bu sezon çok çalkantılı süreçler, bunu sadece biz bilmiyoruz. Elbette teknik adam olarak görüşülen isimler de bunları takip ediyor. Bak diyorum, iki haftadır Beşiktaş'ı takip eden bazı teknik adamlar Alanya maçından sonra kabul etmedi teklifleri. Şimdi rakibine baktığımız zaman Süper Lig'de bu sezon hiç de iyi bir görüntüsü olmayan bir takım Alanya'da. Yani Avrupa'daki rakiplerine baktığımızda da yani Beşiktaş hani gerçek anlamda sadece zorlu rakiplerle değil, hani çok zayıf halkalarla bile boy ölçüşemeyecek noktaya geldi. Bu da çok hani teknik adamları çok düşündürüyor. Sıkıntılı bir oyuncu grubu var. Kim gelse, herkes kendi kariyerini düşünüyor. Kim tabii gelse tesir edemedi. Orada bir şey eklemek istiyorum. Orada da şimdi bu sefer hocada da suç arayamıyor. Sen de bu işi yapan biri olarak biraz anlat yani. Sen ya anlatacağım. Elini taşın altına koyar mıydın böyle bir durumda? Bak şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi çok güzel anlattı o gün Şahinoğlu. Çok da hakim. Yani mesela ben adaylara hiç bilmiyorum. Sizlerden öğreniyorum. Şunu söyleyeceğim. Okey, çok top teknik adamlar talip olmayabilir ama zaten top teknik adamın yıllarca geldi buraya. Kaç tanesi başarılı? Ricard, ya Mancini, yani tencere tava çalarak yolladık. Del Bosque. Yani Del Bosque, Aragones. Yani Aragones, evet. O kadar çok sayısı. Prandelli de geldi. İşte Prandelli falan mesela, Prandelli olsun. Efendim mesela Mancini, bunlar çok büyük hoca. Yani çok büyük taktisyen. Gördük Mancini'yi zaten. Ya Avrupa şampiyonu yaptı. Buradan gitti. İspanya ile yaptı. Yani, müthiş teknik adamlar. Şimdi dolayısıyla bence doğrusu zaten kimdir o? Mesela Kopenhag hocası gibi. 88'li adam. 88'li ama 15 yıldır hoca. Norge Alent'in hocası var mesela 89'lu.
buralarda çıkış yakalayacak. Yani diyecek ki şimdi Avrupa mesela Valerian İsmail tarzı, bakın İsmail tarzı derken hani yaş itibariyle anlatmaya çalışıyorum. Onun oynattığı futbol anlamında söylemiyorum. Onun oynattığı futbol biraz büyük takım ekseninde bir futbol değildi. Hoca Kayseri Spor'a gelse müthiş iş yapardı ama Beşiktaş'ta olmadı. Buraya gelecek bu tip aday teknik adamların gelmesi gerekiyor ki aç bir teknik adam getirirseniz bir şey söyleyeyim mi? Teknik adam tam benlik der burası için. Niye biliyor musunuz? Şimdi bakın buraya... Şimdi oyuncuları nasıl yönetecek? Anlatacağım hepsini. Buraya gelecek. Şimdi Melike puan durumuna bakıyor. Matematik konuşuyoruz. Şu an hiç yani subjektif bir yorum yok. Objektif. Artık Fenerbahçe'de Galatasaray'ın ilk iki olacağını ekstrem bir case olmadığı sürece herkes kabul ediyor zaten. Doğru mu? Şimdi 3. Kayseri Spor'un 29 ve 4. Trabzon Spor'un 26 puanı var. Beşiktaş'ın ise 5. sırada 26 puan var. Bu ne demek? Aslında 3. sıraya kadar gelebilirsiniz. Senede lig yani 2. kupa olan Avrupa Ligi'ne gidebilirsiniz. Ve ortada bir de Türkiye Kupası var. Şimdi bakın teknik direktör aç ve iddialı bir teknik direktör ne der biliyor musunuz? Hemen kabul eder bu takımı. Niye biliyor musunuz? Zaten ben geleyim de der. Şu an takım zaten kötü durumda. Ne yapsam olacak. Ne yapsam artı olur. Yani iyi bir şey yapsam zaten şunu söyleyeyim Melike dedin bir yani. Bir de sen söyleyince lafını kestim ama direkt aklıma geldi. Bu kadar kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ın sıralamasına bak. Yani aslında bu sene lig zor da değil aslında. Yani çok öne çıkan takım yok. Bak Adana Demirspor bile artık düşüşe geçti. Hani takımlar kırılmaya çok müsait. İki takım arasında geçiyor gibi bir şey şu anda. Çok doğru. Şimdi zaten hani dedin yani sen bu işi yapıyorsun. Ne gözle bakıyor diye. Hocalar şu gözle bakıyor. Mesela ben olsam burada ki yakınlarda bu tip bir teklif aldım. Aldım da baktım. Ekibime de konuştum. Biz dedim ne yapsak? Zaten hani şimdi teknik direktör İddialı olur zaten. İddialı olmayan ben gideyim Beşiktaş'a başarılı olmayayım diyen adam zaten öyle bir teknik direktör yoktur dünyanın üzerinde. Her teknik direktör kendine ve ekibine güvenir. Ben gelirsem bir şey yaparım der. Ve şu an Beşiktaş tam o noktada. Bir gelse, bir seri yakalasa bir anda bu kadar kötü giden Beşiktaş'a dokundu diye o gün Şahinoğlu gibi gazeteciler haliyle hocayı övecekler haklı olarak. İşte bizler burada kötü manada söylemiyorum ben de hani lütfen hani övmeyecek misin seriyi yakalasa? Ha biz burada öveceğiz. Siz öveceksiniz. Yani taraftar övecek. Çünkü seri yok ortada. Tabii ki. Yaşanmış bir seri yok işte. Yani herkes övecek dediğim sezon gibi. Sezon başı hariç. Kahraman olacak. Böyle bir çıkış yakalamak istemez misin? Şimdi güçlü olup Avrupa Ligi'ne götürsen yarım dönemde bu takımı buraya getirdin. Melike lütfen birbirimize yalan söylemeyelim. Ben her hafta burada skorboard'dayım. Bu sene lig çok kötü. Yani biraz kımıldasan, devre arasında zaten bu takım takviye yapacak, o gün daha iyi bilir. Belli oyuncular alacaksın. Bir yapıyı oluşturacaksın, altyapıdan oynatacağın güzel oyuncular var. Bunları bir şekilde bir potada harmanladığınız zaman, Kayseri Spor, Çağdaş Hoca ile kötü gitti, Recep Hoca geldi, ne hale getirdi takım? Birbirimizi kandırmanın anlamı yok. Bir hoca dokunuşu olacak. Mesela Farioli gitmeseydi eğer Fransa'ya, mesela Farioli tarzı bir hoca gerekiyor. Ama hocaya da bir şekilde saygı duymanız lazım. Adam gitti, Lig 1'de kafayı oynuyor. Biz burada ne diyorduk? Sadece geriden oyun kurma fetişizmi yapıyor diyorduk. Toparlamak gerekirse iddialı bir hoca bu şekilde hemen koşar, bu takımı alır. Net söyleyeyim size. Ya da almıyorsa da hiç gelmesin. Çok büyük fırsat şu an. Ne yapsa gösterecek. Takım bitik durumda. Ne yapsa kahraman olacak adam. Ha yapamıyorsa da şunu diyecek. Zaten biz bir enkaz aldık. Bizim de takımımız değil. Diyecek bir şekilde kendi yoluna bakacak. Hoca bakış açısı ama işte şimdi Beşiktaşlılar da yeni yönetim de bunu kaldırabilir mi? Şunu kaldırabilir mi? 3 yıllık sözleşme isteyen bir hocayla. Yok yani alırsa... şöyle. Ben hayatta imzalamam 3 yıllık isteyen hocayla. Yok hayatta. Olmaz baş, yani. Sayın Başkan'ın arzu ve isteği 1,5 yıllık kontrat yapmak. Tabii çünkü 1,5 yıl sonra bir olağan kongre tabii var. Genel kurul var. Hani oraya kadar yapmak. Sonra o seçim ne olacak, seçimden sonrası ne olacak bilmiyor. Hani daha önce geçmişte yapılan benzer farklı sözleşmeler vardı çünkü çok uzun vadeli ve sonradan gelen yönetimleri sorun olan sözleşmelerdi. En azından Sayın Hasan Arat bunu yapmak istemiyor. Bir de bu belki hocalarla yapar mısın? Zaten yani 1,5 yıl sonra değil mi? O seçimi. O gün yapar mısın ama bu adaylarla 3 yıl sözleşme? Kötü adaylar değil de ya garanti ya bir adam var mı? Opsiyonunu yaparsınız hocam burada yani. Zaten hani teknik adamları opsiyon tabii. Şu anki tabloda yani. Şu anki Beşiktaş tablosunda yani yapacağınız sizin 3-4 yıllık değil 1,5 yıl artı üzerine opsiyon yaparsın. Ya gelmiyorsa mesela gelmesin bak. 1,5 Sergen Hoca buraya geldiğinde gelmesin. Zaten mesela Sergen Hoca 1 yıllığına gelmişti. 1,5 yıldı pardon. Evet. Yarım sezon takımı toparladı. İyi bir çıkış yakaladı Beşiktaş orada. Ertesi sezon şampiyon oldu. Ya bir de bu iş ben bir şey söyleyeyim. Potter nereden? Östersunds'tan transfer oldu ya Premier Lig'e. Bakın en önemli hocaların çıktığı liglerden işte yaşadık. Norjalent'i yaşadık. Kopenhag'ı yaşadık.
Yani İskandinav liglerinden çok iyi taktisyen, çok iyi hoca ve eğitimli hocalar çıkıyor. Brentford'un hocası oradan geldi. Şu an Premier Lig'de adam. Ya şaka değil evet, yani. Şimdi doğru. Burası Beşiktaş. Okey de orası da Premier Lig yani. Ben webinarına katıldım hocanın. Hoca anaokulu öğretmenliği falan, futbolcuğu falan son yok. Son gündeme gelen isim. Mesela Solskjaer niye? Evet. Solskjaer büyük büyük topçu diye geliyor. O da yanlış. Solskjaer'in başarısı var mı ya teknik direktör olarak? Evet, bu da büyük bak, yanlış. Lütfen. Doğru söylüyorsun. Ben bizzat size soruyorum. Şu an kamuoyuna. Brentford'un hocasının inanılmaz büyük iş yaptı duran toplarda falan. Müthiş bir hale getirdi o dar bütçeli takımı. Hocanın ben webinarına katıldım. Bir ek yap. Siz devam tabii, edin ben bir ek. Webinarına katıldım. Ya müthiş bir teknik adam. Adam aşmış. Adam psikoloji eğitiminden bahsediyor. Adam yönetiminden bahsediyor. Medya yönetiminden bahsediyor. Taktikten bahsediyor. Ya ben var hayatımda çok şey öğrendim bir saat içerisinde hocadan. Ve adam Danimarka'da. Nerede oynadığını kimse bilmiyor. Zaten adam nerede oynadığıyla ilgilenmiyor. Öyle bir şey anlatmıyor. Anaokulunda öğretmenlik yaptığını anlattı Melike. Futbolculuğuna zaten bakmayacağız ki. Futbolculuğunu anlatmadı biliyor musun adam? Yani böyle bir pedagoji. Şimdi bakınız futbolcular genç futbolcular. Şimdi işte Semi kaç yaşında? 18 yaşında. Anlatabiliyor muyum? İşte Terzi kaç yaşında? O da 18-19. Yani Demir Ege kaç yaşında? Bunları hepsini biliyoruz. Genç de çok önemli bir jenerasyonu var. Bakın yanlış anlamayın. Yani faydalanılabilir. Tabii ki. Belki Rıdvan kiralık gelir. O şeyi daha iyi bilir. Hani o gün daha iyi bilir. Ben çok yorum yapmayayım o konulara. Emirhan İlkan gelebilir. Ya bunlar Beşiktaş'ın çocukları. Buraları yönetebilecek ve içine de karışmayacağınız bir hoca lazım diye düşünüyorum ama taraftar da destek olacak. Çünkü neden biliyor musun? Beşiktaş'ın mali durumu herhalde Fenerbahçe Galatasaray kadar kuvvetli değil bildiğim kadarıyla. Bütçe açısından ara transferde o kadar geniş bütçeleri yok. Öyle bir teknik adam alacaksın ki şimdi çok farklı şeyler yaptı Sayın Başkan. Geldi ne yaptı? Beşiktaş'ın basketbolda çok başarılı mesela Beşiktaş. Çok iyi bir kadro kurdular. Efes'i yendi. Fenerbahçe'yi yendi. Bunlar çok önemli. Yükselişte büyük bravo. Yükselişte. Ve çok büyük bütçelerle değil ama mesela çok hırslı bir teknik adam aldılar. İsmini unuttum şimdi. Evet. Mesela Bursa'da çıkış yakalamış. Onlarca çok büyük kariyeri yok ama futbola yansıması olması gerekiyor diyorsun. İşte anlatabilir. Bu tarz bir ben teknik adam. Deyim bırakayım sözü ben size. Ben de şöyle bir ek yapmam gerekiyor. Teknik adamın tekniği taktiğinin dışında artı oyuncu yönetimini, idare yeteneği de çok kuvvetli bir teknik adam olması lazım. Çünkü gideceği ortam çok sorunlu bir ortam. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin kapısından içeri girdiği andan itibaren diyecek ki burada sorun var. O sorunları bize bir anlatsana. Ve oyuncu grubunu zaten nasıl anlatmaya gerek yani var mı? Şöyle, zaten oyuncu grubundaki sorunu kadro dışılarla birlikte gün yüzüne çıktı. Konuşuyorduk. Birazdan Rıza Avcı'nın açıklamalarını getireceğim. Çok tartışma yaratacak şeyler var ama ben şu yüzden anlatsana dedim. Burak Yılmaz çözemedi. Ondan önce Şenol Hoca zamanında da vardı. Hı-hı. Burak Yılmaz da bunu çözemedi. Rıza Hoca da bunu çözemedi. Evet. Yeni hoca ne yapacak da çözülecek bu sorunlar peki? Tek başına yeni hocanın yapacağı şey değil. Bunlar ben dün de bunu anlatmaya çalıştım. Sonuç itibariyle bu takımın başarısızlığıyla giden teknik adamlardan biri Şenol Güneş. Hani hep deriz ya diğeri Rıza Çalınma. Hani deriz evet. Ya Süper Lig'i tanıyan bir teknik adam. Türkiye'yi bilen bir teknik adam olması lazım diye. Yok, daha iyi tanıyan şey. Yok. Kim tanıyabilir? Biri Şenol Güneş, biri Rıza Çalınbay. Yani en çok maça çıkmış hoca Türkiye Ligi'nde Rıza Çalınbay. Diğeri de Şenol Hoca. Yok, yapamadılar. Çünkü yani oradaki sorunlar, bir disiplin sorunu var. Evet. Disiplin sorununun dışında bu takıma kendisine ait hissetmeyen, yani o şekilde sahada olmayan, antrenmanda da olmayan oyuncular var. İsteksiz tavırlarıyla. Yedek kulübesinde kalınca hemen sorun çıkaran oyuncular var. Sanki yani oynayınca çok iyi performansı varmış gibi. Oyuncu grubu bence doğru kurgulanmadı. Zaten orada bir problem var. Yani kadronun yapısında da bir problem var. Üstüne belki de bir numaraya koyabileceğimiz yani, konu da Beşiktaş'ın oyuncu grubundaki sakatlık problemi, fizik kalitesi, gücü. Yok. Beşiktaş'ın ne fizik kalitesi var ne gücü var sahada. Bunlar olmayınca zaten tabela kötü gidiyor. Tabela kötü gidince eleştirilerin sonu gelmiyor. Dolayısıyla Beşiktaş'a gelecek teknik adam. Şimdi Solskjaer mesela çok iyi bir teknik adam olabilirdi. Atıyorum. Yani bu ismini kenara bırakalım. Çok iyi bir teknik adamdır. Ama mesela kriz yönetimi, idare yönetimi, oyuncu yönetimi yoktur. Değil mi? Başarılı olamaz burada. İstediği kadar çok iyi taktisyen olsun. Burada aynı zamanda o tesisten içeri girdiği anda orayı idare edecek bir, orada hakimiyet sağlayacak bir teknik adama ihtiyaç var. Zaten o gün taktisyen bir teknik adamın nüfuz edebilmesi için, nüfuz etmesi lazım. Hem teorik hem pratik. Evet. Bunu yapabilmen için futbolcu grubunun algısının açık, mutlu olması lazım.
Sen Mourinho'yu getir. Eğer orada mutlu değillerse dinlenecek ki oyuncu. Yapmayacak, sıkılacak. Çünkü taktisyen evet. antrenörü ne demek? Çok fazla tekrar yaptıracak. Şimdi mutsuz adam o tekrarı yapar mı? Evet. Yani ödeme olarak, efendime söyleyeyim, farklı noktalarda oyuncuların kalbinin kazanılması lazım. Dediğinize %100 katılıyorum. Çünkü bazen işin siz de içerisinde olduğunuz için biliyorsunuz, çok da güzel ifade ediyorsunuz. Bazen işin içerisinde olunmadığında işte şöyle işte yok baba gibi bir hoca lazım. İşte dokunacak şefkat. Ya. Veya öbürü diyor ki çok taktisyen bir teknik adam. Bunlar bir paket. Yani ona göre ayarlamanız gerekiyor. Evet. Takımın ruhuna da dokunacak bir teknik adam getirmeniz gerekiyor. Ve dediğin gibi de tek başına teknik adamın çözeceği bir şey değil. Yönetimle birlikte oyuncuları tek başına teknik adam bir yere getiremez. Evet. Bir şekilde evet. yöneticiler bir noktaya getirmeli ki teknik adam da orada farkını gösterebilsin. Ama mutlaka Melike artık bizim ülkemize gelen yabancı teknik adamların veya yerlilerin mutlaka günümüz futbolunu takip eden, mesela yerlilerden İlhan abi, İlhan Palut gibi, işte Recep Hoca gibi, Recep Uçar gibi bu tip teknik adamların ön plana çıkması gerekiyor. Mesela çay geçenlerde İlhan Palut Beşiktaş çıkmıştı geçen yılın başında evet, mı? Ortasında mesela. Şimdi Rize Spor'da yani küme düşme aday düşünülen Rize Spor'da ne hale geldiğini hep birlikte gördük. Recep Uçar'ın Kayseri Spor'la neler yaptığını gördük. Dolayısıyla yabancılarda da Farioli'nin, bak Farioli Alanya'dan bir çekildi. Bakar mısın Alanya'nın durumuna? Yani mesela Farioli tarzı teknik adamlar ve inanır mısın Melike bu teknik adamlar buraya gelmek için can atıyorlar. Ama biz bazı şeylere şuna takılıyoruz. İsim, işte Soskaya. Farioli çok eleştirildi mesela. Efendim? Farioli çok eleştirildi mesela. Bak tabii. Şimdi yani. Ya, ama biz neden biliyor musun? Beğenilmiyor bir de. Tabii bir de bilmiyorum seks... sahne düşünüyorsun. Yok canım Farioli. Çok beğenmiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Biz yarı finalde işte Sivas Alanya maçında oradaydık bizim Türkiye Kupası yarı finalinde. Sivas tur atlamıştı ama bir şey söyleyeyim mi sana? Bir teknik direktörlük namına bir iş varsa, antrenörlük namına bir iş varsa Farioli de vardı. Müthiş vardı oynattı takımı. Şu anda zaten. Tabii canım. Liste. Yani bir de şimdi günü kurtarmak ayrı bir şey. Bir de farklı bir şey oynatmak. Yani günümüz futbolunu oynatmak. Siz doğruları yaparsanız, yönetim arkanızda olursa, doğru kadro kurulursa zaten başarılı olursunuz Melike. Kopenhag örneği ya Manchester United ile Kopenhag arasında bütçesi olarak 50 katı 100 katı fark var belki. Sadece Galatasaray ile 10 kat fark yok mu? Galatasaray ile. Adamlar ikinci olarak gruptan çıktılar yani. Hı. Ve o bütçeyle neden? Ama 10 kilometre fazla koşuyor Melike. Evet. Yani bu işler böyle. O zaman madem bu konuda açıldı biraz daha teknik direktör konusunu detaylandırırız. Derbiye virgül koymuş olduk devam edeceğiz ama... Rıza Çalınbay'ın dün gerçekleştirdiği basın toplantısına bir götürelim sizleri. Çok konuşulacak açıklamaları var çünkü. Neler yaşandığıyla ilgili de bize ipuçları veriyor aslında. Bir izleyelim. Açıklamalardan anladığımız kadarıyla kırılmış, kırgın evet. yani belki biraz da kızgın bir Rıza İkisi Çalınbay. İkisi bir arada diyebiliriz. Var. Evet. Hem Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a var. Hem yönetime, hı-hı. başkana var. Bunun dışında takım içinde de durumlar var tabii ki. Onlarla ilgili de açıklamalar ve sinyaller verdi. Mert Günok'la ilgili açıklaması çok eleştirilmişti. Ondan da özür diledi. O da önemli. Seninle başlayayım. Bugün işin çok içindesin, çok hakimsin yaşananlara. Ya hoca açısından da tatsız şeyler var yaşanan. Hocaya karşı da belki haklı sayılabilecek bazı tepkiler var. Her var. Açıdan değerlendirelim istersen. Yani Rıza Hoca'nın ben... burada başarılı olmasını isterdim tabii ki. Çünkü yıllardır burayı nasıl arzu ediyor biliyoruz. Şimdi konuşuyoruz ya işte teknik adamlar. Hani Beşiktaş'a gelmek isteyen, gelmek istemeyen teknik adamlar üzerinde. Yani yerli olarak baktığımız zaman onun kadar tecrübelisi yok zaten Süper Lig'de. Buraya çok gelmeyi, başarılı olmayı da arzu ediyordu. Ama sonuç itibariyle burada Rıza Hoca'nın gelmeden önce söyledikleri, geldiğinde söylediği ifadeler ve bugün gelinen noktadaki iletişim hatalarını değerlendirdiğimizde mesela Alanya maçından sonra ertesi gün tesise gitse hangi futbolcu o sahaya çıkacaktı ve antrenman yapacaktı? Orada bir protesto olur muydu? Bütün takıma çünkü yönelik ifadeler vardı neredeyse. Onun dönüşü olmaz. Daha girer olmaz. Olmaz da o bitmişti yok. Yani. Evet. O iş. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Rıza Hoca dün de dedi ki hani ben bu takımın yarısını almazdım. Daha önce de söyledi. Şimdi ilk geldiğinde de bu takımın background'ı çok iyi. Çok çok kaliteli oyuncular, çok iyi oyuncular demişti. Ama bugün gelinen noktada yarısını almazdım. Tamam ikisi arasında bir fark var. Yani fark şu. Evet hepsinin background'ı çok iyi.
Ama ben de olsam Rıza Hoca gibi yarısını almazdım ama çok iyi oyuncular işte burada şu kadar kupa kazanırım vesaire beklenti yükseltiyor. Madem iyi oyuncular iyi futbol görmek istiyor taraftar. Öyle değil mi? Evet. Ama burada iki tane nokta var. Bir, kadro dışı kararında Rıza Hoca yönetime yani Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a yönelik biz böyle karar aldık ifadesini vurguladı. Biz dediler dedi. Evet. Kendisinin dahli olmadığını söylüyor. Haberi olmadı. Sadece şunu belirtti devamında. İçlerinde bazılarıyla ilgili benim de olumsuz kanaatim vardı zaten dedi. Hani ama kendisine sorulmadı o kadro dışı. Yani sonra bir de şu var. Ben hocaya sordum. Kamp iptali haberi vardı. Resmi site evet. Kamp iptali geçildi değil mi? Bana çok hocam, ilginç geldi o mesela. Kamp iptali yapılıyor ve deniliyor ki futbol koordinatörü Samet Aybaba tarafından verimli olmayacağı düşünülerek. Teknik adam ifadesi yok. Rıza Çalınbay yok. Teknik direktörü yok. Futbol koordinatörümüz iptal etti deniliyor. Yani ben hocaya bunu soruyorum. O da şunu söylüyor. Ben karar alırım takımla ilgili. Benim olduğum yerde kararı ben veririm gibi ifadeleri oldu. Ya hocam kadro dışında veremedin kararı. Bir çok başlılık mı var o zaman? Ve henüz hayır, şunu söyleyeceğim. Beklenen, endişe edilen şey oldu mu o zaman yani? Hoca şuna şaşırıyor. Şimdi kırgın olduğu tarafı söylüyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi devam ediyorum. Hı hı. Hocam sen vermedin kararı. Devamında 18 Aralık geldi. Opsiyonun son günü. Yönetim tek taraflı feshedebiliyor bunu. 9 gün revize ettiler sana. Sen evet. Anlattın. Yani böyle böyle rica ettiler. İşte imzalamayacaktım ama Feyyaz Uçan'la Samet Aybaba söyledi. İmzaladım. Hocam orada belli zaten. Yani seninle ilgili olan konu belli. 9 gün revize. Öyle değil mi? Doğru, doğru. Ve şöyle bir şey var. Yani maçlar bitsin. Biz 2-3 haftadır zaten medya olarak, basın olarak teknik direktör haberi yapmıyormuş. Yapıyoruz. Biz biliyoruz Rıza Hoca'yla devam edilmeyeceğini. Hoca ümit etti aslında. Yani sezon sonuna kadar o şansı alabileceğini olmadı. Onun hayal kırıklığını yaşıyor. Ama elbette haklı olduğu noktalar yok mu? Vardır. Yani kadro dışı kararını tabii ki yönetim en son yönetim alır zaten bu tip kararları. Sonuçta o oyuncunun maaşını ödeyecek olan o, bonservisini ödemeye devam tabii ediyor. Tabii canım, teknik direktör önerir, yönetim önerir, yönetim karar verir. Yönetim ödeyecek onun maaşını, yönetim ödeyecek. Ama kadro dışında bir hata yapıldı. Yöntem hatası. Ya kadro dışı bıraktığınızda 3-4 gün sonra geri mecburen antrenmanı aldınız. Neden? Çünkü ona çok işte o oyuncular size hangi yola gideceklerini izah ettiler. Dün Victor Ruiz... Evet, ona da bir tazminat ödenecek değil mi? 100 bin euro, tabii. 70 milyon TL Beşiktaş'tan para alacak. 8 ay futbol oynadı galiba, öyle hatırlıyorum. Belki hiç, o kadar bile biliyor musun? Hatırlamıyorum bile oyuncuyu. O kadar bile yoktu. Kötü, sezon ortasında gitti oyuncu. Kötü transfer dönemi. Hatırlamıyorum bile, öyle düşün. Bonservis ödendi kendisine. Evet. Şimdi burada zaten hani ben kadro dışı bırakıldıkları gün biliyorum oyuncuların ne yapacağını, hangi hamleyi yapacaklarını. FIFA buna müsaade etmiyor zaten. Performans diye kadro dışı yok. Tabii tabii. Yok böyle bir kadro dışı usulü. Tabii. Performans çünkü sebebiyle. Subjektif neye göre? Hayır, ya da takıma uyumsuzluk. Ya FIFA diyor ki maddi somut bir şey olması lazım. Tabii tabii. Ortada. Evet. Sonun neye gideceği belliydi. Bir geri adım atıldı. Orada bir hata vardı zaten. Bu tip kararları yani teknik adamı dışarıda bırakarak almamanız lazım. İki kararda da Rıza Çalınbay'ın adı yoktu. Açıklamaların hiçbir resimle. Evet. Şuna geleyim ama. Sayın Başkan'la ilgili ne dedi Sayın Hasan Arat'la ilgili Rıza ona Hoca? Ona da kırgınlığını dile getirdi. Geldi, biz dedi hiç dedi konuşmadık dedi. Sadece bir kez antrenmanı ziyaret ettiğinde, ilk yeni başkan seçildi Cuma günüydü, bir antrenmana gitti. Futbolcularla, teknik heyetle, personelle tanıştı. Orada merhabalaştık dedi. Ama beni alıp götürüp bir yerde baş başa konuşmadık. İşte oyuncu grubuyla ilgili, takımla ilgili herhangi bir toplantı yapmadık dedi. Ben buna çok şaşırdım dedim. En azından benimle bunları konuşması gerekiyordu. Ama Sayın Hasan Arar şöyle bir ifadesini defaatle tekrarlamıştı seçim öncesinde. Futbolla asla biz karışmayacağız. Tabii ki yönetim olarak bizim alacağımız son kararlar var ama futbolla Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ilgilenecek. Onların çünkü da ama gelmediniz. İçimizde yani. En iyi... Hayır, onlar gidiyor. Sık yok sık yok, bu son diyor. Şeyden. O ayrı. O... kararın alındığı evet, akşam evet. için. Onu da söyleyeceğim. Şimdi zaten Sayın Başkan futbola karışmayacağını ifade etti.
bu ifadeyi kullandıktan sonra karışırsa asıl bir problem var. Yani orada Samet Aybaba varken, Feyyaz Uçak varken karışmayacağını, çünkü futbolu en iyi onların bildiğini, kendinin bu konuda yorum yapmalarının doğru olmayacağını ifade ediyordu seçim öncesi. Bu, o sebeple ben hani futbol takımına dair görüşmeleri kendisi yapmadı. Ki biz yönetim olarak, yani yönetimi tesislerde görmeyeceksiniz dedi. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba için dedi. Ha, arada tabii ki biz de gideriz dedi, hocalarımız istediğinde vesaire. Samet Hoca dedi ki cuma günü gelin dedi yönetim kurulu olarak. Cuma günü gidildi başkan olduktan sonra mesela. Aslında seçim öncesi verdiği vaadin bir yansımasıydı bu. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın gitmemesi şöyle ki, biri kaptanlığını yapmış yıllarca, değil mi Samet Aybaba? Diğeri de Feyyaz Uçar da Rıza Hoca'nın hem yardımcılığını yapmış hem de Rıza Hoca'nın kaptanlığını yapmış. Duygusal bir şey var arada. Yönetim bir karar aldı. Bu karar hocaya iletilecekti. Bunu Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın iletmesinin duygusal açıdan en azından, hani böyle, o dostluktan gelen konudan dolayı yani çok doğru olmayacağı düşünüldü. Beşiktaş'ın 3 efsanesi, hani 2 efsane gelecek, hocam senle devam etmiyoruz. Yani ekstra kırılırsın, ekstra üzülürsün diye düşünüyorum. Yani bunu düşünerek hani görüşmeyi ikinci başkan Hüseyin Yücel, as başkan Mete Vardar ve yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul giderek yaptı. Ama ben sadece şunu söyleyeceğim. Rıza Hoca'nın mesela, bilmiyordum, kendisi anlattı. Lugano maçı günü avukatı aracılığıyla kendisine sözleşmeyi ya 3'e kadar imzalayın ya da feshedeceğiz. Çok yanlış. Ya tamam, hani ortada bir opsiyon vesaire var da, hani maç günü de Rıza Hoca'ya avukat vasıtasıyla bu iletilmemesi gerekiyordu. Bunun farklı bir yolunu, yordamını hani bulmanız lazım. Biraz muhatap olarak ciddiye alınmama, yeterli kıymeti, değeri görememe gibi bir şeyle karşılaşmış orada bir şey, Rıza Çalınbay. Taraftar gözünde de her ne kadar hani aldığı sonuçlar, yaptıkları sebebiyle hocam olmadı dese de Beşiktaşlılar, biraz da eksi hesaplarından yazan taraftarların, Beşiktaş taraftarlarının mesajlarına bakınca şunu da görüyorum. Hani Rıza Hoca'ya biraz haksızlık o anlamda, yani görevden alınması konusunda ya da görevi bırakması konusunda gayet hemfikirler ama şekli ve Rıza Hoca'ya olan tavırla ilgili Beşiktaşlıların bir rahatsızlığı var sanki. Ben şöyle söyleyeyim mi? Çok kısa. Keşke Rıza Hoca kendisi bıraksaydı. Bundan bir hafta önce. Daha güzel ayrılık olurdu. Şu an kötü bir ayrılık oldu. Kimsenin hoşuna gitmeyen bir ayrılık oldu. Daha sağlıklı olurdu. Ama Rıza Hoca da, yani bahsettiğimiz isim Rıza Çalınbay. Beşiktaş'ın en çok kupa kaldıran ismi futbolculuğunda. O yüzden böyle şimdi görüyorum ben de sağda solda yazılanları. Rıza Hoca'ya da eleştirilebilir. Hepimiz eleştirilebiliriz. Ben de burada yaptığım yorumlardan dolayı şu an belki de eleştirilebilirim. Fark etmez. Ama Rıza Hoca'ya bir saygı duyulması gerekiyor. Bahsettiğimiz isim de hani sıradan bir isim değil. Peki, çok özür diliyorum Burak Kural. Devam edeceğiz. Senin de düşüncelerini merak ediyorum ama bir araya gitmemiz lazım. Aranın ardından beraberiz. Aranın ardından Spor Ajansı'nda ikinciliğimde yeniden birlikteyiz. Evet, Burak Kural, sana dönecektim. Beşiktaş'ta Rıza Çalınbay ayrılığı ve yeni teknik adam arayışlarını konuşuyorduk. Buyurunuz. Evet. Tabii öncelikle hayırlı olsun hem Rıza Hoca hem de Beşiktaş'a. Tabii o gün Şahinoğlu çok detaylı anlattı ilk bölümde zaten. Çok hoş olmadı gerçekten, ne hoca açısından ne kulüp açısından. Ama umarım hani yeni yönetim bundan sonraki süreçte daha iyi olur Beşiktaş açısından. Karaları da bağlamamak gerekiyor. Yeni bir yapılanma var. Hoca tarafında da ilk bölümde bahsettiğim üzere bence daha aç bir hoca gelmesi lazım. Ve buraları bir basamak olarak kullanmak, hedefleri olan bir hoca olması gerekiyor. Basamaktan kastım, gelsin Beşiktaş'ı toparlasın, seneye şampiyonluğu oynasın, Avrupa Ligi'nde bir çeyrek final, yarı final oynasın. Basamaktan kastım bu yani. Bir şeyler versin buraya. Ondan sonra çok daha yukarıdaki kulüplere, majörliklere gitsin. Bu tarzda futbol, modern futbolu takip eden bir sürü yabancı istedikleri için söylüyorum. Yerli çok aday olmayabilir. Bunu kabul ediyorum ama yabancıda da bu tip bir teknik adam. Ama burada kritik olan şu bence. Mesela Valen İsmail geldi zamanında. O da böyle bir profil gibiydi ama Valen İsmail hep geçiş oyunu oynattı. Büyük takımlara geçiş oyunu oynatacak, yani kontrol oynatacak hiçbir hoca barınamaz Türkiye'de. Dolayısıyla mesela işte hep altını çizim. Kopenhag, Sparta Prag dedi o gün Şahinoğlu. O tarz. Slavia Prag hocasını. Ben olmak için söylemedim. Yani örnek.
Hani bir şey dayatmak için söylemiyorum. Hı hı, aklıma gelen tabii, hocam hani profil tabii. açısından. Profilden bahsediyoruz. Hiçbirini tanımayız. Yani ne demek o? Biraz daha orta liglerde şampiyonluğu oynayan takımlarda kapalı savunmaları açma konusunda bir master yapmış. Sürekli buna çalışan, bu melekeleri, bu kasları güçlü bir teknik adamı getirip buradan çıkış aramak en mantıklısı diye düşünüyorum ben açıkçası. Onun haricindeki isimler çok böyle büyük futbolculuk geçmişi olan işte Kluivert gibi ama antrenörlük geçmişi çok fazla olmayan, yani gördüğünüzde taraftarı etkileyebilirsiniz ama işin sonunda hezimetle sonuçlanacak, hayal kırıklığıyla sonuçlanacak isimlerden uzak durmak gerekiyor diye düşünüyorum. Toparlayalım. O gün sana döneyim. Son durum adaylar şöyle bir Beşiktaşların merak ettiklerini. Çok gelmeyi arzu eden bir teknik adam var buraya. Andre Breiten Reiter. Alman teknik adam. İşte Hannover, Schalke, daha önce Zürich çalıştırmış. Zürich'te İsviçre'de şampiyonluk yaşamış. Özellikle de Fülkrük, Sané ve Goreska'ya çok iyi dokunuşları olan ve bu üç oyuncunun da faydalandığım hoca dediği bir teknik adam. Kendisi çok gelmek istiyor buraya. Furkan da bahsetti. Üç tane teklif var aynı zamanda. Kosova milli takımı, Hamburg ve Köln'den de teklif var. Ama Beşiktaş büyük kulüp ve ben Beşiktaş'ta olmayı çok istiyorum ifadesi var. Başkan Hasan Arat'a sunulan bir isim. Sunulan isim olarak söylüyorum bunu. Aradaki fark umarım anlaşılmıştır. Maliyet açısından da işte Genezio olsun, başka teknik adamlar olsun çok 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 daha uygun bir ekonomik yapısı var. Böyle bir teknik adam profili var ortada ama dediğim gibi yönetim Bruno Genezio özelinde de görüşmeler yapıyor. Farklı teknik adamlar için de görüşmeler sürüyor. Solskjaer bunlardan bir tanesiydi işte. Menajerin İstanbul'da olduğu söyleniyor da sık sık gelip gidiyor zaten menajeri bu arada ben biliyorum. Aynı zamanda Emil Breivik'in de menajeri. Galatasaray ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği söylenilen Breivik'in menajeri. Ama dediğim gibi şu ana kadar anlaşılmış, böyle son noktaya gelmiş bir teknik adam yok. Biraz daha vakit alacak gibi. Yani biraz daha derken öyle çok uzun vade olmayacak ama bir haftayı daha bulur gibi geliyor bana. Öyle hissettiriyor. Çünkü burada Beşiktaş'ın limitleri de söz konusu, bütçesi de söz konusu. Sadece tek taraflı bakmayalım bu olaya. Takım harcama limiti var sonuçta ortada. Yani evet. Gönül ister ki Beşiktaş 30 milyon euroya iyi bir takım kursun. Örnek veriyorum. İşte gitsin Genezio'ya 5 milyon euro versin mesela. Yani. Ama her şeyin bir limiti, bütçesi var. Ben dediğim gibi şu an Beşiktaş'ta ismi yazılan teknik adamlardan bazıları Alanya maçı sonrası özellikle olumsuz düşüncelerle geri dönüş yaptı. 2-3 tane teknik adamla görüşmeler devam ediyor. Bu süreçte adı çıkmayan ama reddeden teknik adamları da biliyorum ben. Adı hiç çıkmadığı için, zaten reddettiği için çok söylemeye de gerek yok şimdi. Ortalık bulanmasın iyice. Ama Beşiktaş'ı reddetti bu. Diye de çok hani ifşa olmasın mı diyorsun? Yani zaten hani Beşiktaş'ta şu anki tablo ortada. A sınıf denilen teknik adamlarda çok ileriye taşınamıyor görüşmeler. Beşiktaş'ta ama söylediğim gibi sadece teknik taktik boyutunda değerlendirilmemesi lazım. Mesela Solskjaer çok naif birisi. Çok beyefendi, çok kibar bir insan değil mi? Ya yani şimdi Ümraniye'ye girdi, nasıl idare edecek diye kafamda soru işaretleri. Bir de kuzeyli adam ya. Kafamda soru yani Norveç'ten geliyor. Kafamda soru işaretleri acayip bir şekilde dönüp dolaşıyor mesela dünden beri. Dolayısıyla Ümraniye'yi de idare edebilecek, orayı domine edecek bir hissettirecek kendisini orada. Öyle bir teknik adama ihtiyaç var. Peki. Bakalım neler olacak ilerleyen günlerde, merak ediyoruz biz de. Yine gelişmeler oldukça döneceğiz konuya. Diyelim ve tekrar derbi gündemiyle devam edelim. Çünkü yarıda kaldı konuklarımın derbiyle ilgili öngörülerini, merak ediyorum. Haberlerimiz de var. Tabii iki takımın da golcüleri çok formda. İstatistikler de birbirine çok yakın. Kim öne çıkacak, ne yapacak çok merak ediliyor. Gelin Dzeko'ya Icardi'ye bir bakalım. Hangisini öveceksiniz, hangisinden bahsedeceksiniz, kim ön plana çıkar? Tabii ev sahibi olmanın avantajı, Fenerbahçe'de Dzeko taraftardan büyük destek alacak. Ama bir taraftan da bu arada 3 sezonun 3 yılın ardından Galatasaray taraftarı da Fenerbahçe deplasmanında yerlerini alacak. Bu da güzel bir şey tabii ki rekabet açısından. Icardi aslında
Nerede olsa etkili ve her derbide etkili bir golcü. O da ayrı. Her ne kadar biraz formdan düştüğü konuşulsa da. Seninle başlayayım Burak Kur'an. İkisini de öveceğim ben. Tabii doğal olarak. İkisi de büyük oyuncu gerçekten. Ve çok farklı özellikte iki oyuncu. Aynen öyle. Biri daha çok bitiricilikle ön planda. Icardi. Biri de hem hazırlayıcılık hem de liderlikle, bağlantı oyunuyla, oyunu yönlendirmeyle. Üçüncü bölgede bir oyun kurucu Dzeko. Çok önemli bir karakter. Şimdi maçta tabii ikisi de şöyle, şimdi Dzeko'nun hafif bir sakatlığı vardı. Ne durumda bilmiyorum. %100 Dzeko olacak mı? Onu hep birlikte göreceğiz. Kayseri Spor maçında oynamadı. Dinlendirildi ama evet. Fenerbahçe böyle endişeye gerek yok diye bir paylaşım yapmıştı biliyorsun. Tamam. Kendi açılarından okey o zaman. Ama Icardi'nin de bir formsuzluğu var açıkçası. Yani onu da net görüyoruz. Geçen seneki gibi değil. Ama büyük oyuncu yani. Ceza sahasına bir şekilde Galatasaray o topu getirirse, mesela Karagümrük maçına getiremedi doğru düzgün. Icardi de çok pozisyona giremedi. Evet. Eğer oralara getirirse Icardi çok büyük golcü baktığınızda. Dediğim gibi taktiksel olarak da şöyle düşünmek lazım. İki oyuncunun istatistikleri rakamlarla ekranda bu arada. Devam edelim. Dediğimiz gibi Galatasaray'ın ön alan baskısı kritik burada. Doğru ön alan baskısı yapabilirse Fenerbahçe'ye zor duruma düşebilir. Fenerbahçe'nin de bence bu karşılaşmada geriden oyun kurmak yerine biraz daha hibrit, uzun top, Dzeko'ya uzun top oynayıp orada döneni alıp orada oyunu başlatması ve orada topa sahip olmaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da en önemli nedeni Galatasaray'ın özellikle set savunmasında yaşadığı sıkıntılar. Savunma yapmayı çok seven ön bölgesi yok Galatasaray'ın. Zaha oynarsa, kim oynarsa bakın Zaha, Kerem, Tete, Mertens, Kerem, Demirbay. Bakın kim oynarsa oynasın. Santrafor'da zaten Icardi oynayacak. Bunlar çok savunmayı seven oyuncular değil. Savunma özelliği oyuncular olan oyuncular değil. Dolayısıyla siz oyuna orada başlayıp, yani kendi kalenize uzak başlayıp orada tutabilirseniz Galatasaray'ı çok daha zor duruma düşürebilirsiniz. Ama şu anki tertibinizle geriden oyun kurup Galatasaray'da o şiddetli baskıyı doğru yaparsa çok büyük sıkıntı olur. Maçın net ana noktası, kilit noktası bu Melike. O gün sen ne söyleyeceksin? Yani iki oyuncu üzerinde şöyle son iki istatistiğe bakarsak hava topu ve ikili mücadele kazanma oranlarında ikisi de eşit. Evet. 1-9, 1-9 hava topu, %45 ikili mücadele kazanma oranı. Tabii Edin Dzeko'nun Icardi ile aynı kalmasına biraz da şey bakıyorum. Fenerbahçe çok uzun topla oynayan bir takım değil zaten. Hani kenar ortasını dahi hatta yerden kısa ya da ceza sahası dışına açarak oynamaya çalışan, Ferdi ile özellikle mesela bunu yapmaya çalışan, biraz Liverpool vari bunu oynamaya çalışan takım olduğunu düşünüyorum. Yoksa hava toplarında ben hep tabii Dzeko çok daha üstte. Icardi'nin önünde tutuyorum ama Icardi de kafasına indirdiğiniz toplarda çok başarılı yani. Bunu söylemek gerekiyor. Ceza sahasında müthiş bitiriyor. Tabii ceza sahasını müthiş kullanan bir oyuncu. Asist sayısı da bize nasıl bir santrafor olduğunun zaten göstergesi. Yani sadece kendini düşünen, bencil, işte ben atayım da geri kalan ne olursa olsun demeyen bir oyuncu. Kerem de atsın, Zaha da atsın. Müsait olan kim varsa onu oynamayı arzu ediyor. 5 tane asisti var. Geçtiğimiz sezon da aynı şekilde. Yani Kerem'in çıkışında da Icardi'nin payı vardı. Icardi'nin çıkışında da aynı şekilde Kerem'in payı vardı tabii ki. Evet. Dzeko biraz daha ön alana gidip ön alanda, yani daha doğrusu kendi yarı sahasına yakın bölgede ön alan derken ikinci bölgeye yakın yerlerde top alıp onu dağıtıp ardından hücum bölgesine geçiş sağlayan santraforlardan. Icardi daha ziyade üçüncü bölgeyi Dzeko'ya göre daha çok kullanıyor. Yani merkezde üçüncü bölgeyi daha çok kullanıyor ama Dzeko oyunun içerisine hep girmeye çalışıyor. Ama iki oyuncunun kalitesi ceza sahası içerisine girdiğinde zaten kendini gösteriyor. Icardi'ye yeter ki o topu getirin. Galatasaray'da bu sezon bazı maçlarda yaşanan problemlerin temel sebebi ceza sahasına o topun sağlıklı bir şekilde girmeyişiydi. Yani şimdi son haftalarda mesela bazen Icardi'nin de eleştirildiği maçlar vardı. Bu birinci sebebi bence o yaşadığı sakatlıktan sonra iğneyle oynama mecburiyetiyle birlikte bir güç kaybı yaşaması. Fiziksel olarak aslında kötü görüntüsü yok. Yani iyi durumda. Geçtiğimiz günde bir fotoğraf paylaştı zaten. Görmüşsünüzdür. Ama güç başka bir şey. Fizik başka bir şey. Şimdi Dzeko da sakatlık yaşadı. Bir önceki maçta oynamadı. Onun da bir güç kaybı var bu maç öncesi. Ama ne olursa olsun iki takım özelinde de konu
o topu ceza sahası içerisine taşıyabilmek. Şimdi ceza sahası içerisinde taşındığı zaman hangi savunma tandemi daha sık hataya yatkın? Fenerbahçe'ninki. Öyle değil mi hocam? Ya şimdi kağıt üzerinde öyle tabii ki. Kağıt üzerinde, yani ben zaten şey için konuşuyorum. Kağıt üzerinde Serdar Aziz, Ciku, Nelson, Abdülkerim. Nelson, Abdülkerim bir arada oynama sıklığı rakamıyla bahsettiğim Fenerbahçe stoperlerin bir bile değil yani bir arada oynamadı. Geçtiğimiz sezon oynadılar ve iyi bir performans oynadılar sonuçta, yani şampiyon oldular. Tabii. Nelson vardı, evet, Nelson'un performansını bugün tartışabiliriz. Sanchez sonrası. Zaten Sanchez etkisi de yaratmasını kimse beklemiyordu. O ayrı bir şey. Sanchez oyun kurulumunda da hocam anlattı yani. Hani ikinci bir alternatif değil, birinci alternatif aslında orada. Ve oyunu tek yere sıkıştıramıyorsunuz Galatasaray'da. Tek stoper üzerine sıkıştıramıyorsunuz. Fenerbahçe çok rahatlıkla sıkıştırabiliyorsunuz. İşte ondan ön alanda kurmaması lazım Fener'in. Ciku da mesela çok iyidir ayakları onda. Ciku da mesela 2-3 maç böyle yaşadı bunun sorunlarını ve en önemli sorun şu. Stoperleri en çok rahatlatacak oyuncu yok bu maçta. Fred. Evet. Yani o topu gidip alıp çıkarabilecek ilk oyuncu. Orada baskı altında da çıkarabilecek ilk oyuncunuz yok. Crespo ve İsmail Yüksek'ten bu beklentiye girmek hayalcilik olur. Yani o yüzden farklı bir şey oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fred'siz oyunlarında çünkü nasıl sıkıntılar yaşadığını gördük. Ve şunu söyleyeyim, Fred'in olmayacağı maçlara Fenerbahçe'nin hazırlıklı olması lazım. Sezon devam ediyor. Bu sezon içerisinde bir sürü şey yaşanabilir. Ona göre bir oyuna hazırlıklı olması lazım. Şimdi konuşulan senaryolardan ilki Crespo ve İsmail Yüksek'in birlikte merkezde oynayacağı. Öyle değil mi? Öyle konuşuluyor. Yani mesela benim şahsi kanaatim, İrfan Can 8 numarada Fred'in rolünü alsa bence Fenerbahçe adına daha sağlıklı olur. Ya orada şunu herhalde İsmail Hoca bizim de öngördüğümüz üzere uzun top oynayacak. O zaman şimdi Crespo ile İsmail dönen topları almada çok daha etkili. Rakip orta sahada bozmada çok daha sert, çok daha agresif bir ikili. Ve şunu da söylemek lazım bence. Sizin bittiyse tabii ben şey yapayım. Günün. Fenerbahçe'nin yarın en önemli noktalarından bir tanesi muhakkak çok coşkulu oynaması lazım Melike. Agresif, sert, coşkulu, istekli. O şekilde oyunlar ise eğer Galatasaray'a galip gelme noktası, üstünlük kurma noktasında bir adım daha öne geçer. Yoksa rahat, böyle daha böyle tabiri caizse cool, sakin oynarsa bu sakinlik kastım top sizdeyken acele etmek değil, top rakipteyken. Yani Galatasaray'a bu hani deplasmana geldiğini hissettirmesi lazım maçı kazanmak istiyorsa. Eğer çok rahat bırakırsa zaten Galatasaray'ın çok ekstra isimleri var ki Karagümrük maçında Galatasaray'da ciddi bir düşüş vardı. Onu da söyleyelim. Ama bunu ortaya koyması lazım. Bunu ortaya koymak adına da şimdi Fred'iniz yoksa en doğru seçim Crespo İsmail gibi gözüküyor. Aynen. Crespo'nun agresyonu, sertliği, İsmail de hatta biraz aşırıya kaçan sertliği. Uzun oynadığınızda dönenleri alma konusunda derbilerde Crespo'nun iyi performansı var Fenerbahçe'de. Evet, çok doğru. Hem de içeride de daha bir motive oluyor. Biraz yüreğiyle de oynayan bir oyuncu. Her ne kadar geçen seneki performansının uzağında da olsa bu belki orada bir Galatasaray'ın tabii hangi orta sahayla çıkacağını bilmiyoruz. Kerem mi oynayacak? Hani forvet arkasında Mertens'le mi başlayacak? Mehmet Özcan'ın beklediği 11'de Kerem var 10 numarada. Tamam. Mertens oynamayacak. Zaha, evet. Kerem, Ziyech. Evet. Şeyde de sol bekte Barış Alper. Barış Alper. Mesela bir kritik eşleşme daha. Fenerbahçe'nin sağ kanadıyla Galatasaray'ın sol bek. İş bahsetmiş olduğum gibi ikinci bölgede başlar. Döneni alıp orada yerleşebilirse Fenerbahçe bu sefer set savunmasında Barış Alper'in defoları ortaya çıkar. Çünkü Barış Alper yıllardan beri takip ettiğim, Keçiören'den beri takip ettiğim bir oyuncu hep ön oyuncusuydu. Yani Karagümrük maçında fena oynamadı gibi bindirmelerin ama set savunmasında çok büyük hatalar yapar. Ciddi hatalar yapar. Dolayısıyla mesela hatırla lütfen Boye'nin ilk dönemlerinde çok genç geldi. O da set savunmasında inanılmaz adam kaçırıyordu. Bir anda inanılmaz gelişti yani. Ben mutlaka ekstra çalıştı. Şimdi Barış Alper'in de oraya hemen angaje olması Fenerbahçe gibi takıma karşı çok kolay değil. Niye? O sayı gibi ligin en dinamik beki, uzak ara en dinamik, en dayanıklı, en sprinter bekine karşı oynayacak. Onun haricinde İrfan çok formda ama ya da bilmiyorum Cengiz de oynayabilir. Bilmiyorum o kadarını. Cengiz oynarsa Cengiz de ekstra
farklı meziyetler olan bir oyuncu. Ne kadar formunda olmasa da. Dolayısıyla iş biraz daha birinci dediğimiz gibi ön alan baskısı uzun top. Arka tarafta da Fenerbahçe'nin sağ hücum sağ tarafıyla Galatasaray'ın savunma sol tarafı işin yine mihenk noktalarından biri olacak. Hocam Fred çok özür diliyorum. Tabii devam et. Fred'le oyunu, Fred'in oynattığı oyunu siz Crespo'yla mı oynarsınız? Aynı oyunu oynamak istiyorsanız İrfan Can'la mı oynarsınız merkezde? Şöyle ikisiyle de oynayamazsınız. Ya Fred kalitesinden yani, ayrı bir çünkü şey. Çünkü neden? Altında... Ama size en azından onu vaat edebilecek oyuncu merkezde İrfan olabilir. Şimdi... Mevcut kadroda. Çünkü şöyle Crespo ve İsmail Yüksek'le oynadığı zaman yani ön alan baskısını eğer Galatasaray doğru yaparsa tabii. Doğru yaparsa Fenerbahçe çıkışta sıkıntı uzun yaşayacak. Uzun oynaması lazım. Ama uzun oynadığında da uzun Galatasaray önce... stoperleri mesela ne kadar müsaade edecek? İşte orada döneni almak açısından mesela Kerem Demirbay, ben Kaan Ayhan'ın bir sakatlığı yok değil mi? Kaan Ayhan Torreira ile başlar diye düşünüyorum Galatasaray. Kerem'le başlayacağını düşünmüyorum. Demirbay'la başlayacağını düşünmüyorum merkezde. Ancak işte Kaan ve Torreira ile olursa Kaan'ın olduğu noktada yine dönen topları alma aşamasında biraz daha farklı olabilir mevzu. Ama Fenerbahçe'nin atacağı uzunlarda Kaan'dan ziyade biraz daha orada diğer oyuncuların da dönen topu alma şansı oluyor. Dörtlü ama, olarak bakarsak evet. Çok o şansı verecek bir grup değil Galatasaray'ın merkez dörtlüsü. İlk vuracak ya şimdi zaten dönen topu merkezdeki oyuncular alır. İlk vuran evet. Abdülkerim veya Nelson olabilir ama Dzeko da etkili. Önemli olan orada ilkine vuramasan döneni alabilmek. Döneni alabilme noktasında da merkez orta sahalar devre giriyor. Merkez dörtlünün bir hükmü kalmıyor. Merkez orta sahada İsmail ile Crespo'nun çalışkanlığı, agresyonu, sertliği bir tık öteye götürebilir Fenerbahçe'yi. Ben böyle düşünüyorum. Bir de sizin dediğiniz çok soruluyor. Bu minvalde bir yorum yapmış olayım. Şimdi okey İrfan Can en son 8.5 ne zaman oynadı? Fenerbahçe'de yıllardır oynamıyor. Yani düzenli. 8 numara mevkinde düzenli Fenerbahçe'de oynamıyor. Yıllardır oynamıyor. En son herhalde Başakşehir'de oynadı. Oldu 3 sezon. Şimdi o melekeleri var ama bu kadar büyük bir maçta ben... Tek direktör olsam İsmail Kartal'ın. Hayatta bu riski almam. Bir de geçen gün kendisi röportajında 8 numarayla ilgili mesaj verdi. İrfan Can yine de. Ya İrfan Can sağ verir. Kanatta çok iyi performans olmasına rağmen en iyi olduğu yerin 8 olduğunu düşünüyordu. İrfan mesela. Verir. Futbolcu verir de. Tabii tabii. Şimdi yani. Hayır şöyle Cengiz'in son maçı dışında form, yani bu sezon en çok eleştirdiğim isimlerin başında gelir sakatlığı evet. Dışındaki anlarında. Son maçta da iyi bir maç çıkardı. Tabelaya etkisi açısından da. Cengiz'i mesela sol bek eşleşmesinde kullanmak da etkili olabilir çünkü. Ya olabilir de şu var. Eğer İrfan Can, Şimanski, İsmail üçlüsüyle başlarsanız orta sahayı Galatasaray'a verirsiniz. %100 verirsiniz. Crespo, yani, İrfan Can konuşuluyor da ikinci B planı olarak konuşulanlardan bir tanesi. O zaman biraz da çok az konuştunuz. Kalecileri hatta hiç konuşmadık. Kalecilerle ilgili bir haberimiz var. Kesinlikle etkili olacak kaleci performansları bu maçta. Bir haberimizi izleyelim önce. Şimdi Muslera'nın Süper Lig'de gerçekten yani rekabet edebilecek bir rakibi yok kendisiyle. Onu söylememiz lazım. Hem bu sene de bence iyi bir sezon geçiriyor. Yani iki kalecinin de bu arada karşılaştırmaları geldi. Bu arada Livakovic'in ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak. Onu da altını çizelim. Bu anlamda Muslera çok 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 tecrübeli tabii ki. Tabii Galatasaray deplasmanda oynayacak. Bütün avantajıyla, dezavantajıyla karşılarında ikisinin de çok önemli isimler var. Neler bekliyorsunuz bu iki kaleciden? Merak ediyorum. Bu defa o günle başlayayım. Yani ikisi arasında daha formda olan tabii ki Muslera. Livakovic geldiğinde ilk birkaç maçında neredeyse kaleye top gelmiyor diye yorumlar vardı. Çünkü o zamanlar stoper ikilisi Dzeko ve Bekao'ydu. İdeal savunma tandemiydi ve hakikaten Fenerbahçe savunma açısından çok iyi performanslar üretiyordu. Ne zaman ki orada ideal bozuldu, iki oyuncu sakatlandı. İşte Samet, Serdar Aziz, Osterwolde bu üçlüyle birlikte döndü. Orada işte biraz daha Livakovic'in de performans düşüktüğünü gördük. Ama ne olursa olsun tabii ki kaliteli bir kaleciden bahsediyoruz. Bu ayrı performanslar... Özellikle kaleci performansları savunmadan çok ayrıştırmamak gerekiyor. Ya bu çok önemli bence kaleciler açısından da. Dünyanın en iyi kalecisi olsun, çok kötü bir stoper ikilisi, çok kötü bir savunma dörtlüsünde yani istediği kadar kaliteli olsun elbet bir şekilde
o ağlarda o topu görürsünüz. Yani Neuer'i de getirseniz aynı şeyi yaşarsınız yani. Savunma dörtlüsü, özellikle stoper ikilisi çok önemli. Tabii kurtarış yüzdesi baktığımız zaman kaleciler özelinde önemli bir kriter verir bize. Şimdi Livakovic'in bu sezon yediği bazı goller var böyle eleştirildiği. Ama mesela ben çok gol yediği bir maç hatırlıyorum. İşte Norsjaland maçı. Maçın en iyisi Livakovic denildi değil mi? 6 gol yenilen maçın en iyisi Livakovic olur mu? Oluyor. Evet. Çünkü orada Livakovic'den bağımsız o takımı değerlendirdi herkes. Stoperler, savunma hattı vesaire. Ama şu bir gerçek ki bu iki kaleci arasında Muslera önde. Hem performans açısından hem de bu derbiyi deneyimleme çok önemli bence. Onun için elbette şimdi Livakovic de Hırvatistan'dan geliyor. Orada da derbiler çok acayip bir şekilde yaşanıyor yani. Belki biz Hırvat ligini çok takip etmiyoruz ama orada da inanılmaz derbiler var. Formda olanın Muslera olduğunu düşünüyorum. Burada biraz daha belirleyici olan stoper ikililerin performansı kaleciler açısından. Stoper ikililerini de konuşacağız. Ona birazdan geleceğim. Senle devam edeyim Burak Kura. Tabii ikisi de çok iyi kaleci. Yani biri dünya üçüncüsü takımın kalecisi ve o dünya üçüncüsü yapanlardan biri. Evet. Çok etkili bir kaleci. Evet, burada bir ilk başlarda top gelmedi. Sonra bayağı iyi maçlar çıkardı. Top gelmeyen maçlarda gelen bir iki top da müthişti. Sonra bir hafif bir ama takım olarak bakın çok güzel bir yorum yaptı o gün Şahinoğlu. Bireysel okey de yani bu iş takım oyunu. Savunma hücumdan başlar. Hücum savunmadan başlar. Yani dolayısıyla takımın bir Fenerbahçe'nin o ne diyelim biraz formunun düştüğü noktada Livakovic'in de düştü. Ama ikisi de çok iyi kaleci tabii ki. Ama Muslera tabii sen ilk yorumu soruyu sorarken yaptın. Yani şu an Türkiye'nin bence Türkiye Ligi'nin en iyi kalecisi Muslera. Zamanında da mesela Trabzonspor şampiyon olurken de Uğurcan'ın performansı. Şimdi mesela Uğurcan'ın performansı düşerken tek başına evet, Uğurcan üzerinde değildi ki. Stoper ikilisi kayboldu tabii. Trabzonspor'un. Biz hemen şeyi seviyoruz. Yani bir kişinin üzerine gidelim de değil o iş. Çok bağlantılı evet. Dediğiniz gibi ikisi de çok iyi kaleci. Ama yarın göreceğiz. Bir de Muslera geçen seneki Kadıköy'deki maçı hatırlatmam. 0-0 iken çok kritik bir top çıkardı. Sonra dönüşü 1-0 oldu. Yani bir de çok da kısmetli kaleci yani. Kısmetli mi? Öyle mi diyorsun? İyi kaleci, kısmetli. Şimdi stoper ikililerinde de iki takımda da aslında ideal ikililerinin olmadığını söylememiz lazım. Orada şartlar biraz eşitleniyor gibi. Ne kadar eşitleniyor o sizin yapacağınız yoruma bağlı ama şimdi bir tarafta normalde Abdülkerim'le Sanchez'i hep izledik. Diğer tarafta bir süredir zaten Ciku da yeni döndü takıma. Beka uzun zamandır sakat ve zaten... yeni bir transfer yapılması bekleniyor da dönmeyecek o da uzun bir zaman. İkili tandemi epeydir bozulmuş durumda evet. Fenerbahçe'nin. Belki Fenerbahçe bu hale daha alıştı. Böyle oynamaya daha çok alıştı ama orada da isim değişiyor sürekli. Son maçında izledik Serdar Aziz'i. Kim oynar, ne olur, nasıl olur? Şöyle tandemleri de konuşalım. Burada Galatasaray çok daha avantajlı. Geçen sene şampiyon olan ikilisiyle oynuyor. Victor Nelson geçen seneki Nelson olmayabilir. Maç eksiği var. Morali de bozuktur eminim buna. Ama için, onun evet. için de şans. Şimdi herkes bu maçı izleyecek. Tamam burası Premier League. Grafikleri de geldi karşılaştırmaları Abdülkerim Ciku arasında. Burası Premier League değil ama dışarıdan da izlenecek bu maç. Dolayısıyla Nelson da burada izlenecek oyunculardan bir tanesi. Fenerbahçe tarafında tabii Serdar Aziz Ciku mu oynayacak bilemiyorum ama onlar da bir arada çok oynamadılar. Serdar Aziz de ciddi maç eksiği var. İşi stoperlere bırakmadan çözmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Net bir şekilde söyleyeyim. O gün... Şimdi istatistiklere bakarsak hava topu kazanmada Abdülkerim daha iyi. Ciku'nun bir de boyu çok stopere göre uzun değil zaten. Yani hatta ben stopere göre kısa boylu diye yorumluyorum. 1.83 olması lazım ya da 84 hocam. Söyleyeyim ben şimdi. O aralıklarda ama ona rağmen sıçraması iyi bir stoper. Şimdi ikili mücadele kazanma oranları birbiriyle neredeyse eş. %63'e %64. İkisi de temasa girmekten kaçınmıyor. Seviyor bunu. Bazı stoper alan kontrolü yaparak oynar. İşte atıyorum Romain Saiz çok temasa girmez. Geçtiğimiz sezondaki örneklerden. Kimi stoper böyle değil. Kimisi de işte Abdülkerim ve Ciku gibi. Temasa girmeyi direkt hani o top rakibe ulaşmadan orada baskıya girmeye çalışan stoperlerden. Bunu iyi yapanlar var. Bir de zamanlamasını çok hatalı yapıp rakibe o topu hem ayağına servis edip hem de
pozisyonunu alanını kaybettiğinde arkada derin boşluk bırakanlar var. Kim bu? Serdar Aziz. Evet. Ya şimdi Güven Çocuk kusura bakmasın da. Yani Güven Çocuk zaten o maçta da yayındaydı bu arada. Ben de sonra arada aradım onu yani. Bir kere Bekao işte kendi kalesine gol attı diye Serdar atsa neler derler diye kızmıştı. Ben de dedim ki şimdi ne düşünüyorsun diye aradım onu arada. O da olacak tabii ya dedi. Hata olacak yani dedi. Çok ayrı tuttuğu bir oyuncu tabii ama hatasını da söylemesi lazım tabii ki. Pas konusunda zayıf Serdar Aziz. Ama şunu da söyleyeyim. Geçen ya sakatlıktan yeni döndü. Hep sakatlıktan yeni dönüyor. Şimdi ne yapabilirim yani ben oynadığım maça göre değerlendirmek zorundayım. Çünkü Serdar Aziz 3 ayda bir sakattan yeni dönüyor. Hani bir futbolcu için çok üzücü elbette. Onunla dönüşlerinde de bu arada iyi oynadığı dönemler de oluyor, olmuyor değil. Şu anki mevcut durumu ama iyi değil. Geçtiğim sezonki derbi hatırlıyor musunuz hocam? Hı-hı. Pas hatalarını. Beke vermek istediği pasların taca çıkışlarını. Yani sağındaki beke atmak istediği paslar. Ama hiçbir zaman Serdar'ın ayakları iyi olmadı. İşte sıkıntılı. Niye? Burada Ciku'ya kalacak iş daha fazla. Galatasaray'da Abdülkerim kadar olmasa Nelson Serdar Aziz'e göre bence biraz daha iyi yani bu konuda. En azından orayı kurtarabilir. Bir de temasta yani gerçekten sıkıntı yani. O tamam temas anında sertliği, agresifliği Serdar'ın iyi bir oyuncu. Sertlik, bir şey agresiflik. Tamam oradan kurtarıyorsunuz ama işte zamanlama hatasını yaptığınız zaman arkada derin bir boşluk. Arkadaşınız tek başına ya da kaleciyle karşı karşıya bir rakip santrafor. Ben o yüzden her ne kadar Nelson da bu sezon istenilen verim alınamasa da Sanchez'in gelişinin bunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sanchez gelir gelmez Nelson yedek kulübesine çekildi ve formayı da kaptırdı. Geçtiğimiz sezon işte Sevilla vesaire konuşulan oyuncunun psikolojisini düşündüğünüz zaman aşağı çekilir elbette. Ben iki stoper tandemi arasında Galatasaray'ı bir adım daha önde buluyorum. Bir adım daha önde görüyorsun. Peki. Şimdi o zaman bir hakem karnesine bakalım. Arda kardeşler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe Galatasaray'a bu iki takımın maçını yönetecek. Bir Arda kardeşlerin karnesine göz atalım. Evet tabii hakem olaylarının gölgesindeyiz hala. Yarıda kalan maç öncesinde Halil Umut Meler'in yaşadığı, hala hakemlerin çok tartışıldığı, tepki gösterildiği, yine son maçta da maçlarda da kararlar tartışıldı. Hiçbir hakem böyle büyük bir maç güle oynaya yönetmek istemeyebilir şu durumda. Ben hep şey diyorum ya Allah hakemlere de kolaylık versin gerçekten. Seninle başlayayım Burak Kural. Yani tabii hakem açısından da çok istenecek bir şey değil. Maç değil. Ama bir şekilde birinin çıkıp yönetmesi gerekiyor. Doğru bir seçim mi sana göre Arda kardeş? Yani açıkçası hakem konularına çok ekstra girmiyorum biliyorsun. Biliyorum. Ekstra da takip de etmiyorum. Ama herhalde en doğru isimdir ki vermişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü o olmasa Meler yönetecekti herhalde. Meler'in bu olayı olmasaydı. Muhtemelen. Tabii. O yönetecekti. Öyle bir durum olunca burada yönetim durumu oldu. Bir de herhalde adaylarda bir Zorbay Küçük de diğer adaylardan biri. Suat Arslanboğa falan da aday. Yani işte 4 tane falan zaten en fazla adam var. Çok da fazla böyle oraya da bir şimdi Cüneyt Çakır'la Fırat Aydınus'ta gittikten sonra kimse ikna etmiyor evet, ki şey yani derbide biraz şeylik oldu yani bir anda boşluk oldu. Bu da sistemin de çok işlemediğini gösteriyor. Hemen gidenin yerine birini koymanız gerekiyor iyi bir şekilde. Umarım hakem şansı olsun yanında. Çok fazla hakemi konuşmadığımız ama tabii oyuncular da umarım teknik ekipler de biraz hakemin işini kolaylaştır. Ama hakemler şunu söyleyeceğim. İşte 3 sezondur burada beraberiz Melike. Belki de en az hakem konuşan insanımdır. Ama ben bile artık hakem konuşmaya başladım. Çünkü ciddi derecede çok kötü maç yönetiyor hakemler. Yani gördüklerini çalamıyor. Önündeki penaltıyı çalamıyor. Vara bırakıyor. Kartı veremiyor. En son mesela Karagümrük Galatasaray maçında da Beşiktaş maçında da Beşiktaş'ın Alanya maçında da çok net kararlar. Yani dedirten aynen. Kararlar. Ömer Savaş'la beraberdik. 30. saniyede biz o VAR pozisyonda hani gördük kararı yani o Colley'in golünde 4 dakikada çıktı karar. 3 dakikada çıktı karar. Anlamıyorum yani. Hani biz bir de buradan izliyoruz. Yani dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı var. Bir şekilde düzelmesi lazım. Bu arada tekrar altını çizeyim. Alt liglerde de birçok antrenör, teknik direktör arkadaşımız var. Onlar da sürekli bir şey yazıyorlar. Yani alt taraf da çok kötü. Daha her kötü. Her hafta alt taraf da kötü. En son ben kendim 2 hafta önce kendi takımın maçında ben kulübede çıldırdım yani.
inanılmaz kötü hakem şeyleri var. Dolayısıyla bir şekilde hakemlerin de biraz daha kendilerini daha iyi hale getirmeleri lazım. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Genel kamuoyunda her şeyi hakemlere, her hesabı hakemlere ödetmemesi lazım ki ortayı bulmamız lazım Elike. Biraz onlar gelecek, biraz diğer paydaşlar biraz gelecek. Biraz futbolcu, biraz teknik direktör. Aynen. Bir şekilde ortaya bulacağız. Çünkü bir şekilde hakeme ihtiyacımız var Melike. Bu oyun hakemlerle oynanıyor. Dolayısıyla onları da kazanmamız lazım. Onlar da biraz daha işin kendilerini geliştirme tarafına da fokuslanmaları gerekiyor. Şimdi bize özür dilerim şöyle bir şey söyleyeceğim. Hep yabancı hakem istiyoruz değil mi? Yani böyle bir genel kanaat var en azından. Yani. Yabancı hakem isteniyor. Futbolcular açısından da şunu söyleyeceğim. Avrupa maçlarında yabancı hakemi yapamayacağınız hareketleri gelip burada... Evet, bravo. Türk hakemleri yapmayın. Avrupa'da o hareketleri yaptığınız zaman kırmızı kart, oyun dışında kalırsınız. Hakem seni bir saniye bile dinlemez. Alacağın ceza ortadadır. İtiraz edemezsin bile. Orada otoriteye saygı var o gün Şahinoğlu. Burada yok. Buradaki otoriteye yok. Hakemler çok kötü performansa sahip. Genel olarak hepsini de söylemeyeyim şimdi. İşlerinde iyi performanslar yok mu? Olur. Şu an biz sadece elit gözüyle baktığımız FIFA kokartlı hakemlerin performansı üzerinden konuşalım. Kötü maçlar yönetiyorlar. Mesela Avrupa'da bu performanslar olsa Avrupa'da zor görürler maç, elit maçları mesela. Hatta oraya gidip kural öğrenen hakemimiz oldu son işte. Atilla Karaoğlan yani. Verdi golü ama nasıl verdi? Sonrasında nasıl döndü? Atilla'yı evet. VAR kurtardı ve bir önceki hafta Atilla yine ligde de VAR kurtardı kendisini. Bunun için VAR ama zaten beş yani de. Tamam da bir maçta 4 tane karar var. 4'ü de VAR'dan çıkıyor. Düşünsene de bir hakem. Bu hakeme hakem neyi yönetmiş oluyor burada? Hakemlerin zafiyetleri ortaya çıkıyor. Hakemlerin performansları kötü. Evet. En ağır şekilde de eleştiriyorum bazı kararları. Çünkü yani göz var, izan var diyorsunuz. Nasıl olabilir diyorsunuz. Anlam veremediğimiz kararlar oluyor. Yalnız futbolcular açısından da lütfen yani Avrupa'ya gidince yapamayacağınız hareketleri burada da yapmayın hakemlere. Evet, buradaki futbolcu Avrupa'da oynayan futbolcular da buraya gelince buraya uyum sağlıyor garip bir şekilde. Hakemler de bir de şimdi çok baskı altındalar. Her kulüp üzerlerine yaptığı için, yüklendiği için arkalarında da bir destek görmek istiyorlar federasyon olsun, MHK olsun. Yoksa şimdi Avrupa'daki hakemlerin maç yönetimleri nasıl? Sahanın otoritesi bende. Çek git, itiraz etme ya da oyuncuya gidip kendisi... Burada nasıl? Oyuncu gidiyor hakemin üzerinde değil mi? Orada hakem gidiyor oyuncunun üstüne. Bir daha söyle diyor ne söylediysen diyor. İtiraz edecek misin diyor. İkinci kartı vereyim mi diyor. Mesela burada düşünsene oyuncu. Oyuncu daha fazla öfkeleniyor. İşte hakem benimle böyle konuşuyor, şöyle konuşuyor. Yani ben geçen gün Polonyalı hakemin işte Dünya Kupası finali yöneten hakemin işte VAR kayıtlarını dinlediniz mi? Bir dinle. Ben şeylerini yaparım. Belgeselini yapmışlar. İzletirim yani. Hani yapsanıza yapamazsınız. Peki böyle bir derbi tahmini, skor tahmini alayım ve son genel değerlendirme alayım ikinizden de. Öyle toparlayalım biraz. Birkaç dakikamız kaldı. Burak Kural. Hem nasıl... Mesela maçın yıldızı kim olur sana göre? Kim yıldızlaşır maçta? Önce onu sorayım. Yani mesela Fenerbahçe'de ben gole yakın Şimanski'yi görüyorum. Biraz daha... Katılıyorum sana. Yani İrfan da ön plana çıkabilir. Öte tarafta da Galatasaray'da yani Icardi ve Kerem. Icardi formundan değil, çok formsuz ama Icardi. Derbi olduğu için. Tabii Kerem var. Bir de yani Ziyech... O da farklı oynayabilir yani. Derbi olduğu için yine diyorsun. Peki skor tahminin? Skor tahmini vermeyeyim. Vermeyeyim. Bu kez ama... ben de vermeyeceğim zaten. Bir dakika. Yok skor tahmini vermeyeceğim ama ben böyle çok kısır bir... Peki sana göre kim olur? Kısır Yıldız? Bir derbi beklemiyorum bu arada. Çünkü iki tarafın da savunma hattı zaten problemli. Hücumları da kaliteli ayaklar. Ben böyle biraz daha o savunma hatlarındaki problemlerden faydalanılacak bir maç olduğu kanaatindeyim. Fenerbahçe'de kilit oyuncunun ben Şimanski olduğunu düşünüyorum. Fred'in yokluğunda oradaki ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerdeki oyunu kontrol edebilirse, orayı yönetebilirse Fenerbahçe'nin zafiyetini, oradaki Fred'in olmayışındaki zafiyeti giderebilir. Başlıca oyuncu da o olur zaten merkezde. Galatasaray tarafında ise evet yani birçok oyuncu konuşabiliriz ama Icardi gününde olduğu zaman Galatasaray bambaşka oluyor. Icardi burada en kritik oyuncu. Bence de. Icardi yani ne yaparsa yapabilir bu maçta. Bütün o formsuz eleştirilerine bir yanıt verebilir. Ama
Yani öngöremediğim bir maç benim. Her ne kadar ev sahibi Fenerbahçe olsa da son yıllarda Kadıköy'de o baskınlığını yitirdi. Ama bu sezon kadrosu tabii bambaşka. Göreceğiz bakalım. Veda edeceğim. Kısa maçta penaltı olur. Yüzünüz. Penaltı olur mu diyorsun? Bakalım göreceğiz. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederim. Özellikle ağırlıklı olarak derbiyi konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık ama yine gün boyu büyük maça dair ve tüm karşılaşmalara dair yeni haftada gelişmeler A-Spor ekranlarında olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.